Ne yapalım? Tofa. Tofaş mı? Tofaş konuşalım. Tofaş'ı sormuşlar çünkü. Baksana abi grafiğe. Bak bak. Şu mouse'a baksanıza bak. Görüyor musun? Bak, Ne kadar güzel değil mi? Yani tahtayı kaldırmış, almışlar 190'dan. Getirmişler 340'a. Bak buna trend diyoruz bir işte. Yani bak, Hı -hı. Trend. Bununla savaşılmaz abicim. Bu turuncu kırılmadan veya bak 55 günlük hareketli ortalamaya bak. Trend çizgisinin altından, trend çizgisinin nasıl böyle hani Alttan böyle onu besliyor görüyor musun? Bak böyle besliyor. Turuncu benim elle çizdiğim tren çizgisini böyle elle besliyor. Onu alttan bir abilik, bir anne baba gibi onu böyle alttan yukarı doğru itekliyor. Peki ne olmuş? 326, 290 düşüşünün altın oranı 1618 olan 348 onlara doğru bam 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 gelmiş. 3 gündür 348.10'un altında böyle bir baskı alıyor. Hadi bir de bugünkü iğneye bakalım. Düzeltme iğnesine. Bakın iğneye bakın. Tam 8 günlük hareketli ortalaması. 8 günlük hareketli ortalamasına kadar düzeltmeyi yapmış ve hala yukarı yönlü disiplinini koruyor. Bu anlamda Tofaş için söyleyeceğim şey şu. 327 30 önemli. Yani önemli derken majör bir düzeltmenin tetiklenip tetiklenmemesini yönetmek için 327 destek. Eğer Tofaş 327 liraların üstündeki hareketini özellikle 1618 altın oran seviyesi olan 348.09 yani 348'lerin üstünde kapanışlarla taçlandırıp ikinci kapanışta da teyitlerse şunu diyeceğiz. Evet. Topaş 383 yolunu açtı diyeceğiz. Ancak 383 yolunun açılması için hani o tetiklenme ve momentum hikayesinin başlayabilmesi için 348 10 direnci önemli takip edilmelidir. 348 10'un üstünde 383 doğru bir yeni bir yol haritası çizecek. 327'nin altında Tofaş'ı 327'nin altında Tofaş'ı 314 303 bölgesine doğru düzeltirler.